Herkese selam arkadaşlar, ben Ahmet Candar, yanımda Slalom Dündar. Merhaba. Bugün kafamı birazcık sert vurdum sanki. Evet. Slalom Dündar. Bak, yanağıma da vurdu. Bugün Sıla ile beraber bir gün boyunca veteriner oluyoruz. Evet. Ne düşünüyorsun Sıla? Biraz gerginim çünkü birazcık. Kedileri biraz sevmiyordum. Yani bugün arkadaşlar bir gün boyunca veteriner olacağız. Bakalım ne tarz hayvanlar, ne tarz tatlı, ne tarz sinirli varlıklar gelecek, bakacağız. Bu arada ben bir anket açtım Sıla. Mezarlık videosu mu izlemek istersiniz, veteriner videosu mu? Mezarlık videosuna %80 oy gelmiş, 30 bin oy falan gelmiş. Yani arkadaşlar bu çekmesi birazcık dertli bir video olduğu için, birazcık gergin bir video olduğu için sevgili Osman Bey ve sevgili izleyiciler. Ben diyorum ki Sıla, eğer bu videoya ne kadar like gelirse biz gidelim mezarlıkta kalalım. 40 bin like de gidelim. Tabi bu videoya 40 bin like geldiği zaman bir hafta içinde biz önümüzdeki hafta mezarlık videosunu paylaşıyoruz. Haberiniz olsun. Şeye ne deniyor? Veterinerlerin dişi, onlar da doktor ya. Tamam. Doktor mu deniliyor? Ne deniyor? Hocam mı deniliyor? Ya hocam, doktor. Şimdi içeri gireceğiz, doktor, ben ne diye hitap edeceğim? Hocam, yani ben bunları sevgili veteriner söylüyorum. Tugay Bey de ya da ismini hitap edeceğim. Tugay Bey. Bizim veterinerimiz adı Tugay arkadaşlar. Tamam buyurun Tugay Bey'e selamlaşın, ben geliyorum. Sevgili Tugay hocamla beraber şu an bir tane kedimiz vardı değil mi? Bir kedimiz var. Bir gebelik muayenesi yapacağız ona. Hamile mi değil mi ona bakacağız. Görürüz. Gebelik muayenesi. Ne anlatıyor hoca ya? Nasıl bakıyorum? Ben sadece sevdiğim için taktım ama gebelik muayenesini Sıla yapsın. Olur. Olur diyor Osman, başka bir şey sorma. Biraz gergin gözüküyor ama iyi evet, misin? Evet, gerginim biraz. O mesela köpeklerden korkmaz ama kedilerden korkar. Evet, çünkü ne yapacakları belli değil ya hemen. Ha bence kedi beslemek dünyanın en eğlenceli şeyi. Hayvanın asla ne yapacağı belli değil ya, beslemek bence çok keyifli bir şey yani o kedi o yüzden. Can katıyor. Evet mi? Asla bilmiyorsun yani, her an her şey olabilir evde. O yüzden sevmiyorum ben de. Çok böyle işte benim mesleğim mayış, güzel mayış olsalar evet, severim tatlı. Yani. O zaman Sıla ben sana bu eldivenlerden takdim ediyorum. Olur. Al bakalım. Biraz korkmadım değil yani şimdi. Eğer tutamazsan ben desteğe gelirim. Yani ama, kontrol edemezsin. Ama o kedi çok güzel ya, gördüm ben biraz. Evet çok, ya, çok tatlı ve güzel yürekli bir kedi. Ama acaba gebeliği kontrol edilirken nasıl de tatlı ve güzel olacak mı? Buradan geçmez mi? İhtimali var yani. Genelde surata saldırıyor, elleri böyle tercih etmiyor. Ha, kedimiz direkt geldi, kendi geliyor. Gel bakalım, gel. Firuze. Güzel ya. Hiçbir şekilde zarar vermez ama belki muayene ederken birazcık sıkılabilir. Çok gerildim şu an gerçekten. Firuze hamile değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Şu gözlere bak. Gözleri çok bu ne gözü biliyor musun? Ben Mart'ta bir şeyler yaptım gözü. Mart'ta yeni bitti biliyorsun Osman. Değil mi Firuze? Evet şimdi bir ultrason jeline ihtiyacım var ama getirmemiş yardımcı personel yani yazık. Tabii ben gidiyorum almaya o zaman ultrason jelini. Yani şurada dolaptaymış. Sağ tarafta da şu muydu tamam ultrason jeli. Evet. Ben de çok çalışanım var şu anda, çok evet, mutluyum, çok rahatım. Çok teşekkür ederim, çok sağ ne olun. Demek, her zaman. Evet şimdi kediyi çıkartalım oradan. Ama ben hiçbir şey bilmiyorum, nasıl yapacağım? O eldivenler sana bak, çok büyük. Eldivensiz yaklaş önce. Eğer çok huzursuz olursa o zaman takarsın eldivenleri. Çünkü ben eldivensiz tutamam. Ben bir eldivensiz deneyeyim. İlk uyanarsınız ona bir şey olmazsa şimdi ama ben tutarım. Daha önce böyle bir şey yapmadığımız için rahatsız olmayacağı şekilde tutuş biçimi varsa falan bize. Kutuyu açalım, başını okşayalım önce. Güzelce sevelim onu biraz. Güzel. Kral, bebeğin su. Kafasından başlayabilir. Çok güzel ya. Ne yaptın Mart'ta? Doğruyu söyle, hiç muayene etmedim. Gözlerinden ben anlıyorum bu arada. Firuze hamile. Firuzeciğim hoş geldin, merhaba. Şimdi ablaya bir merhaba demek ister misin? Bence ben uysal bir şey olsam da o eldivenler bana dokunursa ben sinirlenirim. Bazen o oluyor biliyor musun? Çünkü kesinlikle sanki eldiven gerebilir yani gibi. Olabildiğince evet, şu an daha da geriliyorum gitgide. Gebelik muayenesi yapabilmemiz için önce tüylerini kesmemiz gerekiyor. Bir tıraş makinesine ihtiyacım var. Tıraş olurken de mi ben tutacağım? Hı? Şimdi sen bebeğim ama sen şunu yaparken ben tutacağım. Tabii ki de sen ama ben nasıl tutacağım böyle hiç bilmiyorum. Ters tutmak gerekiyor. Karnına yapacaklar çünkü. Evet, şimdi bana tutup karnını gösterirsen ben de tıraş edeyim. Yoksa Firuze Mart'ta bir şeyler yaptı. Sarı kediye mi benzetti? Firuze sakin ol. Ya şey yapmak istemiyorum, tutmak istemiyorum o yüzden. Biraz tutmazsak yapamayız ama tıraşını. Ben tutayım ben. Dur şimdi, yardımcı veteriner hemen devreye girecek. Bebeğim sakin ol. Ne kadar görecekleri tutar mısın sen de? Anlat anlat, çocuk nasıldı? Kral, hamile misin değil misin, öğrenmek istemiyor musun? Dur. Tamam bu kadar. Tamam bitti. Tamam. Bitti. Çiftleşeli yaklaşık bir 20-25 gün olmuş. Çiftleşti yani bir de. Hı, çiftleşmiş. Hmm. Onun göbeğini bir alkolleyelim. Sıla Hanım, evet, madem ya tutmuyorsanız alkolleyeyim ben. Sen tut, ben alkolleyeyim. Ama dikkat et Firuze'nin suratına gelmesi, tamam yok, mı? Yok yok, göbeği sıkacağım. Firuze yat yat, bir şey yok. Sıkayım mı şimdi? Bir şey yok canım. Ne kadar sıkayım? Biraz daha yakından. Tamam, yeterli benim için. Harika. Evet, bir iş yaptım bununla. Süper yaptı ama çok başarılı. Bu işin doğmuşum. Firuze, hamile misin değil misin onu öğreneceğiz. Sen ne ismi koyacağını düşün kızım. Firuze karşıyız de bebeğin. Şu anda bakman lazım çocukların var mı diye karşı ekrana. Evet Firuze'cim gebeğin misin ama daha yavru tabii büyümediği için her şey belli değil. Tamam Firuze ben sana söylüyorum 3 tane olacak. Firuze'cim gebesin dostum, şeyler anlatılıyor. Bebeklerin geliyor. Tebrik ediyorum seni, bravo sana. Şimdi tırnaklarını keseceğiz onu. Firuze bak bu işlem birazcık sıkıntılı tamam. Ben de hiç hoşlanmazdım küçükken annem bana yaparken. O yüzden birazcık sabırlı ol. Babam arkadan kollarıma giriyordu beni, annem orası. Buyurun tutma sizde. Kilo tahmini almadan asla Firuze'yi tartıya koymam. Sen de o iş. Ben de o iş. Korkuyorum ya. Tartıya koyup ben hemen 10, tartacağız. 12 kilo bence bu. 12 kilo mu? Firuze bence 3,5 kilo ya. Ben doğduğumda 3,5'tum yalnız.
4 tür rize. Vardır ya. 4 diyor. 4 var dedi, o bilgilidir o zaman. Ben 4,5 diyorum. Tartalım onu. Tartıya koy bakalım rizeyi. Eldivensiz elleyemem. Ben kendilerden ama korkuyorum. Ama sevdin mi? Hiç şöyle. Yok sevmedim. Bir sevsene bak, hiçbir şey yapmıyor. Sıkırsın. Çok uysal. Ya adı Firuze olan birine sana zarar gelebilir mi? Böyle severim ama geçelim. Alamaz mısın? Alamam. Tamam ben o zaman tartayım. Bugün burada yardımcı veteriner benim ya, o kesin belli oldu yani. Evet. Sınav bugün burada izleyici veteriner. Evet, gel bakalım. Şey, gel alalım bakalım. Kediyi lütfen. Gel. Firuze eğer 4 kilo sen de yarım kilo eksik tartın tamam mı canım? Dur bakalım burada. Firuze çok zayıfsın. Kaç? 2,5 kilo. 2,5 bile değil, 2,300. Gözümün hiç ayarı yokmuş. Senin mi benim mi? Ben 12 kilo dedim. Bu işlem beni gerçekten geriyor, tırnak kesme. Çok küçük şöyle enseden, severcesine. Hı, öyle mi? Eldivenle mi? Eldiven hiç gerek yok. Şöyle tutalım. Tamam ben onu bir... Tamam. Çok aşırı abartmıyorum değil mi? Nazik tutuyorum biraz. Nazik. Kibar bir çocuk olduğu için. Tamam sakin. Kıbrıcım galiba Osman sünnetim aklıma geldi. Aferin sana. Ben sünnet olurken dayım beni böyle ensemden tutuyordu. Bence Firuze okey ya. Çocukları olacak, çok dostlu bir çocuk. Bak güzel yemek et tamam mı? 2,5 kilo hiç beğenmedim Firuze. Her hastadan sonra masayı güzelce silmemiz gerekiyor. Artık onda sıla yapmazsa hocam ben giderim bu arada burada. O iş bende. Şöyle bir şey rica edeceğim. Bir tane bile tüy kalmaması gerekiyor. Peki. Temizlikte iyi midir? Çok iyidir. Severek yapar yani. Şimdi sıla biz bunları alalım buradan. Sen burayı bir tane bile tüy görmeyeceğim dedi hocam. Ben hiçbir şey demedim. Burada ben yardımcı veteriner olabilirim ama baş veteriner nasıl olduğu için. Ne temizleyeceğim peki? Şimdi menele noktada yardımcı olacak sana. Şimdi bunu her noktaya sıkıyoruz. Kuru bir alan bile kalmasın. Wow. Evet. İyi midir böyle? Sanki bana birazcık sıla şu anda israf yapıyormuş gibi geliyor, doğru mu? Olsun, daha iyi. Ne kadar steril o kadar güzel. Sıla hiçbir şey kalmasın, bir tane tüy bile görmek istemiyorum buralarda. Ya ben değil, sevgili hocam görmek istedim. Tebrikler abicim. Osman sen bir arada kripto para falan yapıyordun, onlar ne oldu? Ben battım ya. Niye? Elektrik fiyatını artıracağım, mining'de yalan oldu. Şu an yapıyor musun peki? Yani hasat yapıyorum. O zaman sana müthiş bir platform önereceğim Osman. Hazır mısın? Daha önce böyle bir şey duymadın. Adı Rain. Kripto varlık platformu. En önde gelenlerinden biri bu platform. Ve sadece sana değil Osman, sevgili izleyicilerimize de. Mesela yeni bir hesap mı açtınız? Sevgili Osman Bey, sevgili arkadaşlar. 24 saat içinde Osman tak diye hesabın doğrulanıyor ve gayet güvenli bir şekilde işlem yapabiliyorsun. Doğrulamanı yaptın, işlem mi yapıyorsun Osman? Saat gece 5. Bir sorun yaşadın. 7/24 tak diye Osman, gece 5'te bir sorun mu yaşadın? Tak diye canlı desteğe yazıyorsun ya da sosyal medya kanallarından iletişime geçiyorsun. Hepsine 7/24 herhangi bir saatte, herhangi bir günde iletişime geçebiliyorsun. Bütün sorularını çözüyorsun. Canlı destek ve sosyal medya kanalları. Unutma Osman ve sevgili izleyicilerimiz. Ve şimdi sana işin çok keyifli taraflarından birisini söyleyeceğim. Özellikle genişletilmiş yeni market listesi ve market listene eklediğin 60 yeni kripto varlıkla işlem yapmak diye bir şey var. Bu ne kadar keyifli biliyor musun Osman? Zaten siz de ilgileniyorsanız biliyorsunuz arkadaşlar. Bir de ne var? Bir de bak, bir de takas işlemi ücretsiz. Hani böyle sağda solda EFT yaparken para geçerken ücret kesiyor ya, yok 1 lira 2 lira. İstersen buradan buraya takas et, istersen buradan buraya farklı paraları takas et. Hepsi ücretsiz sevgili arkadaşlar. Eğer takas işlemleri de yapmak isterseniz hepsi ücretsiz. Kullanıcılar işlem ücreti ödemeden bütün kripto işlemlerini kolaylıkla anında gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Şimdi bu kadar anlattım, bir tane de güzellik yapacağım slalom. Ne güzelliği yapacağım söyle. Kaç TL? Kaç TL? 200 TL. Açıklamadaki linkten üye olan herkese 200 TL değerinde Bitcoin. Aşağıdaki bir açıklamada verdiğim linkten tıklayın. Herkese 200 TL tak Bitcoin. Hediye. Ben daha ne diyeyim Osman? Arkadaşlar indirebilirsiniz. Eğer ilgileniyorsanız siz de kaçırmayın. Ben ilgilendiğim zamanlarda kullanıyorum. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bay bay. Şimdi diğer hayvanlarımızı beklemeye devam ki. Şurada bir tane tüy mü kalmış Slalom? Yok. İyi sen burayı temizle, ben gidiyorum Tugay hocamın yanına. Veterinerliğin detaylarını öğreneceğim artık. Görüşürüz. Geleceğiz birazdan. Ateş gel bakalım. Gel Ateş. Ateş şimdi burası muayene odası. Sen buraya kaç kere girmişsindir. O yüzden heyecan yapma. Ama ben nasıl Ateş'i kucaklayıp yukarı alacağım. Ben şimdi Ateş'in az önce işediğini gördüm. Bu beni geriyor. Ama mesleğimizin bir parçası. Doğru hocam, kusura bakmayın. Yani... O idrar bu cekete değecek. Ateş hazır mısın? Hadi gerdin köpeği hadi. Vaaav. Ya bakalım, bravo sana. Çok vallahi iyiydi. Tebrik ediyorum, çok güzel kaldın. Hocam yeni değil, geri geldik biz bu veteriner mesleğe. Ama Ateş çok uysal ya. Normalde korkuyorlar ya genelde bu cinslerden. Ne yapmaz hocam, beni geriyorsunuz şu anda. Sonra hocamın YouTube kanalına video gelmesin Ateş'le beraber Ahmet'e kışkırtma yaptık diye. Şimdi biz Ateş'in bir muayenesini yapacağız. Kalçasında ağrısı varmış. Ben masaj yapıyorum sana Atıkan hocam, ağrısı varsa. Yani çok iyi olur. Aynı zamanda iç dış parazitleri geldi. Ağzını açıp hapip durulması gerekiyor. Yaparsın herhalde. Ben bunlara birazcık hakimim. 6-7 ay köpek besledim ben hocam. Hmm. Evde ne serum var? Bağlamışlığım bile var. Golden baktım. Hastalandı mı? Çok hastalandı. Hatta kaybettim onu. Sıla Ateş'e hapını sen yuttur. Sana vereyim. He? Elini alabilirsin. İşte bu. Onu yedirelim şimdi. Ateş! Al çocuğum al. Al çocuğum.
Taş yemedi, yuttu yani. Şimdi tamam, güzel yutuyor değil mi? Şanslıyız, zorla yutturmamıza gerek kalmayacak. Yemeğin içine saklayacağız hapları. Ha, şimdi tamam. Sana vereceğim hapları. Onları tek tek saklayıp köfte yaparsın. Köfte. O şekilde ona yedirirsin, aynen. Şimdi şu hapları vereyim sana. Biraz da yaşmama vereceğim. Hepsini yutması lazım. Yoğurayım mı şöyle? Köfte yapar gibi yapacaksın onu, öyle yiyecek. Beni ateşle bir çek Osman. Nasıl saklayabilirim? Valla daha önce köfte yapmadın desem Sıla, inanacağım. Köfte de yapıyor Osman. İyi sakladın mı şu an? Tamamdır, oldu. Bakın çok iyi yaptım. Ben bu iş için doğmuşum. Ateş! Evet, bir de yedirmeye başarırsan süper ateş olacak. Ateş! Açıcım. Oy oy oy, aferin aferin. Yala. Ateş, Sıla'nın elini alma yalnız. Güzelce bir sev. Aferin oğluma. Aferin Ateş. Aferin aferin, bitti. Aferin bitti, sana. Bitti. Böylelikle iç parazitlerini tamamlamış olduk sanırım şu an değil mi? Evet. İç parazit nedir? İşte midesinde yaşayan kurtçuklar varsa onları öldürmek amacıyla. Benim midemde yaşayan kurtçuklar da olabilir mi hocam? Olabilir. İhtimal de aynı insanda. Ben de iki tane iç parazit atsam zarar verir mi? İnsan için olanları var. Eczanelerde bir şey. Onu konuşuruz. Videoyu kapattıktan sonra konuşalım. Tamam. Damla alalım ateşe, dış parazit damlası. Bunu şuraya damlatıyoruz değil mi hocam? Enseye damlatıyoruz. Neden? Çünkü patisiyle ensesine ulaşamıyor köpekler. Evet, ağzıyla da ulaşamıyor. Gördün mü bilgileri? Her yerde yok. Fena. Evet. Ateş, dış parazitimiz geldi kral. Sakin ol, dış parazit ben değilim. Sıla, dış parazitini sen damlatacaksın. Başka şans yok çünkü, yani mecbursun. Allah'a emanet Ateş. Bir daha çıkaracaksın. Alırım alırım. Zaten o şey dedi, dış parazit duydum ben onu. Gel bakayım buraya. Hop ama yap. Bu tarafa dön bakalım bir kafayı. Hop yap buraya. Hop mu? Çıkar mı kendisi? Hop yap. Şimdi arkadan destekleyebilirsin. Hemen sen arkadan destekleyin Ateş. Hazır mısın? Hadi Ateş. Aferin Ateş'e, bravo sana be. Kendi de çıkıyor masaya. Aferin benim oğluma. Hocam sadece kendi çıkmadı yalnız. Hakkım destek yenirse mi vardı? Birazcık. Şimdi damlamızı yapacağız. Ben bir de onun kalçalarını kontrol edeceğim. Ben yapmayacağım bunu. Şuradan ensemizi damlatalım. Hepsini değil mi? Hepsini damlatacağız evet. Heh. Tamam. Aferin Ateş'e be. Başarılar. Aferin Ateş. Bence Ateş kendi iner. Ben indireyim mi? Olur. İnmek istiyorsun. Ateş gel. Gel Ateş. Ateş git. Çok iyi bir hastaydın Ateş. Kendine iyi bak. Arkadaşlar çok hızlaştım kamerayı çünkü Sıla acilen ördek kucaklamak zorunda şu anda. Ve ben onu asla kucaklamak istemiyorum gerçekten. Ya vallahi çok korkuyorum ya. Ya şundan korkulur mu ya? Sonuçlara baksana. Onun elinden almaya çalışırken bir anda uçmaya çalışırsa bir şeyler olursa yani. Sorun nasıl tutacağım diye sorar. Ben tutacak olsam sorarım. Sen doğru bir şekilde vereceğim zaten. Ben bunu şuradan babaannemin televizyon izlediği gibi izlemek istiyorum. Ne olur ben tutayım ya. Ah ben de şöyle oturdum. Aa otur. Yaparsın yaparsın. Çok kolay. Çok kolay. Bir yandan ben şuradan tutacağım şuralara. Evet onu tuttuğu benim gibi oradan tutacaksın. Evet, korkmana gerek yok. İyi mi? Evet, çok, çok güzel, çok güzel gelişti. Sakin. Başardım. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Seni gerçekten tebrik ediyorum. Hiç beklemiyordum. Buradaki şikayetimiz dişi ördek olduğu için erkeklere peşine düşmüş ve... Ve şerefsizde kafasına tutmuş mu hocam? Buraya zarar vermişler, tahriş etmişler. Onu göstermek için getirdiler. Bu civarlarda mı olmuş mu hocam? Hı hı. Ama ördeklerde olur o. Çiftleşme eğilimi olduğu için onlarda. Bu da çok güzel bir kız olduğu için. Değil mi? Kafasına kakmışlar yani bunu söyleyeyim. Evet, evet. O zaman bunun kakılmış olsun hocam. Yaşanmışlık var yani. Şimdi bir yarısını kontrol edeceğim. Sen de onun yüzünden tutmanı istiyorum. Sen tutuyorsun. Sakın bir sakin ol. Ben kakmayacağım seni. Bekle bir tane. Korkma. Hiç korkma tamam mı? Biz onu ördeklerden değiliz merak etme. Kakılmış. Evet bu kadar. Bitti. İlaç süreceğiz sadece sana göndereceğiz. Çok ciddi bir şey yokmuş. Bu arada dışkıladı. Ben de diyorum ki bu koku nereden geliyor? Tabii temizleyecekler. Tabii şimdi sıra sıra temizlediğimiz için de sıra kime denk geldi acaba? Kaldıralım. Kakılmış. Hazır ol kaldırıyorum bak. Sen alışık zaten hafif yükselmeye yerden. Su sızdırıyor mu bunlar arasından? İyi yüzebiliyor musun? Biliyorum. Beni kakılmışla bir çek. Şöyle Sıla'cığım bir eldiven vereyim sana. Eldiven niye ki? Gerçekten bir hayvan şimdi geçmiş. Krem süreceğiz oraya. Ha. Ama baksana şu kafasına kıyamam ya. O erkek ördeklerin nerede olduğunu evet, o yüzden sordum. Koyalım yere. Koyalım. Videoyu kapattıktan sonra erkek ördeklerle bir hesabımız var. Sadece bir yarısını temizleyeceğiz. Belli bir süre erkeklerden ayrı durursa iyi olur. Yoksa tekrar tekrar yaralanmaya başlayacak bu bölge. Duyuyor musun? Dizlerini kır birazcık otur yuvanda. Aynen öyle tamam mı? Ben aynı şimdi şuraya kremi sürüyorum, sen de yedirirsin onu oraya güzelce. Şimdi ben tuttuğum için sanırım Sıla yedirmeyecek değil mi? Evet, evet. Sıla kakılmışa... Kafayı tutsaydık keşke ama. Kafayı tutsaydık bütün keşke. Bütün krem uçtu ama. Ama böyle yaptı çünkü. Ama tutman gerekiyor. Kafasını. Bak hayvana sakın bir de sen kalkma, nazik ol. Çok naziyim şu an. Tamamdır, yeterli bizim için. Evet, burası tamam. İçeri teslim edebilirsin sahibine. Gidiyoruz beraber, gel. Bir yolculuğa çıkacağız sen. Kanala abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Değil mi kakılmış? Tamam. Kakılmış artık teslim ediyorum Osman. Abone bile istedi. Oo Osman koş Osman boku temizliyor. Sıla darimden beri ilişkiyle bakışıyor böyle. Bu kolay ama ya. Yani bizim muhabbet kuşumuz da vardı. Onun kakasının sanki böyle bir yüz boy büyütülmüş hali gibi bir şey. Evet. Evet. Bunu da yaptım. Arkadaşlar şimdi biz buradaki hasta hayvanların hepsini iyileştirmedik de. İyileşmesine ön ayak olduk. Kesinlikle. Şimdi artık burada bakacağımız başka hayvan yok. Bir tane sürprizimiz var. Adım Malibu. Gerçekten çok tatlı bir şey. Şimdi gidelim bir ona bakalım neler yapıyor Malibu. Evet otur. Bir poz ver.
Bekle, yavaş yavaş. Önce otur, sakin ol. Otur, Malibu bu işin birazcık daha şov tarafında galiba. Tabii, tam şovmen. Şov business, ben buradan izliyorum. Bekle. Poz ver. Dön bir. Evet, bir daha dön. Bir de konuş. 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 Bir daha döner misin? Aferin kızım oğlum. Yaptıracak mısın sen de? Ya. Ben deneyebilir miyim? Tabii tabii, dinler. Böyle bir otur kızım. Otur. Poz ver şimdi. Bekle, bekle, bekle. Bir dön bakayım. Ya sen nasıl bir kralsın? Al ben seni bekletmem çok. Hocam dayanamadım, çok güzel poz verdi ya. Dayanamadım, güzel verdi. Fotojeniktir de. Şunu denemek ister misin? Olur, deneyeyim. Otur. Poz ver. Oo, yürüdü. Yürüme dön. Komutunu yaptı. Sıla, sen Malibu'yu bu tarafa doğru poz ver dedi. Ben de Malibu'nun yanına gelip ben de poz vereyim. Nasıl yapacağım? Şimdi sen buraya geç. Bunu organize edeceğiz. Otur. Poz ver. Ha, zıplamasın, beklettir, beklettir. Poz ver. Ben de geliyorum Sıla. Buraya gel, hop yap. Otur oraya. Elini alıyorsun. Hop yaptırıyorsun. Utan Malibu, utan. Utan. Aferin sana. Utan Malibu. Yemeği koklatsana bir kere. Utan. 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 Vereyim mi artık? Bir kere daha, bir kere daha. Bir daha utan. Allah Allah, yürüm seni. Kıyamıyorum ki. Arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok keyifli dakikalar geçirdik. Bu arada hocamın kanalı da açıklamada linkte var. Sıla'nın kanalı başlıkta var, linkte var. Her yerde kanal var. İstediğinizi abone olun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.